Çok heyecanlı. Yeni bir vlog filmi, hoş geldiniz. Bu sefer neredeyiz? Bu sefer şaka değil. Yunanistan Midilli Adası'na gidiyoruz. Şimdi önce ne yaptık onu anlatacağım. Niye burada başladım çekime? Şimdi sabah saat 3'te kalktık. Daha doğrusu önce evde uyumaya çalıştık yine. Sonra yolda da bir sürü şeylerle karşılaştık bu arada. Neyse. Ondan sonra kalktık. Yani servise bindik saat 4'te. 5'te Ayvalık otobüsüne bindik. Kaç euroya bindik? Ayvalık otobüsleri bu arada 230 lira civarı bir şey. Onu da söyleyeyim. Gerçi falan varsa. 5'te bindik, hava gayet emmezdi. Ayvalık otobüsüne bindik. Orada uyuduk maalesef, biraz öyle oldu. Sonra indik ve Norveç'e indik. Yağmur titremeye başladı, böyle indik. Sonra orada 5-10 dakika oyalandık. Soğuk vücudumuz alışana kadar. Hemen oradan bir minibüse atladık. Çöp kokulu Ayvalık'a geldik. Çok rezil bir koku vardı, neyse. Ondan sonra geldik ve 30 euro gidiş dönüşü olmak üzere Yağmur zaten biletleri almıştı. Şu an feribottayız ve gidiyoruz. Buradan da akşam 6'da döneceğiz. Bu benim ilk yurt dışı seyahatim. Buradan babama sesleniyorum. Olmadı, burayı keserim sonra evde zannedebilirim. Bu arada ben İzmir'deydim. İzmir'den buraya geldik. Vlog içinde vlog çekiyorum. Bundan sonraki vlogumda Yunanistan olacak. Savala, Selanik ve Atina olmak üzere. Kanalıma abone olmayı şimdiden unutmayın. Midilli'deyiz. Bitti. Tamam. Şu anda Google Maps'in çevrim dışı modunu indirdik ve burada gezecek yerlere bakıyoruz. Burada bir özgürlük heykeli varmış. Ben tabii New York'ta gördüm de burada da göreyim diye. Şimdi o tarafa doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Ooo, çiçeklere bakın. Türkiye'de de var çiçek. Eski arkeoloji müzesiymiş. Evet, burayı hemen göstereyim. Yunanistan'dayız. Bak. Evet Yağmur, senin bu ilk deneyimin değil. Evet. Ne hissediyorsun şu an? Çok heyecanlıyım. Bok. Ne bu? Bu arada pasaport kontrolü birazcık uzun. Evet maalesef. Yani sona kalmamaya çalışıyorum. Adam bana önden koştura koştura gidiyordu. Neden koştuğunu anladık. Yani evet. Koşuyor mu? Doğru. Barış, sonra adam bana dedi ki glasses. Önce anlamadım bile ya. Ondan polisine gözüküyor. Sonra böyle yaptı bana glass. Ha dedim, ben de böyle yaptım. Yo, şöyle dedim. Ha dedim sadece. Bak burada bir şey yazıyor. NATO. NATO kafa, NATO mermer. Ay küpü. Ana. Bizi görseler zaten şey zannederler burada. Buralıyız zaten. Hani yakoooos, sen tam hızlığa gelip yakoooos. O ne lan? Ne yiyecek? Ne yaksa? Yine önce konuşuyor. Oh my god. Bir tilini yazıyor. Bu arada çok benziyor. Şeydekine. New York'takine. Bunun biraz daha etekleri mi denir? Uçuşuyor. Hani İngilizce konuşacaktık Yağmur indiğimizden itibaren. Oh man, come on. Skirt flying. Ne flying? Eyvah. Yağmur'un interneti açılmış, buraya bağlanmış ve mesajlar geliyor. Türkiye mi çekiyor? O bende hala Nova yazıyor. Çok güzel buraya ama. Merhabalar de. Merhabalar. Hey. Sen aşağı atla, tamam mı? Bak, insanlar denize giriyor. Burada denize mi girilir abi? Ya şurası. Neden girmiyor? Aa, plaj oraymış. Ne geliyorlar zaten? Sen şuraya atla, beni fotoğraf çek. Buradan çekeyim. Buradan nasıl çıkacağız? Oha! Şimdi orada insanlar denize giriyorlar. Denize girerlerken de bu manzaralı giriyorlar. Burada ne yazıyor? I should want to shout right. Okay. Tiyatro diyor Yağmur, antik tiyatro. Nerede? İleri diyor, bak. Hadi gidelim. Ne
önce bir kiliseye girdik ama çekim yapmak yasaktı. Gizli yapmak da istemedim. Yemedi açıkçası. İlk defa kiliseye girdim ben bu arada. Çok garip. Biraz ürkünç duruyor bu arada. Sen ilk defa girmedin ama... Bak burada da var şeylerden, gösteriş meraklılarından. Ama bir şey diyeceğim. Orada galiba bir cam, camekan bir şey var. Sen onu görmedin. Orada İsa'nın resmi olabilir. O camekanlı yeri öpüyorlardı. Ve aynı camekanlı yeri başka biri daha öpüyordu yani. Evet, ben de duymadım normalde öyle bir şey bu arada. Ama bayağı böyle garip gerçekçi yani. Şey olarak. Ben zaten ki dizayn tasarım, evet. Çok şeyli de. Burası böyle şey, ya keşke çıkabilseydim. Roma'da var ya bir kilise, böyle her yeri böyle şey, resimler. Evet evet. Çok güzel resimler vardı yani duvarlarda. Bir de Yağmur Küçük Prens kitabı arıyor. Evet. Küçük Prens'in her dilde olanını. Bende şu anda Bulgarca var, İngilizce var, Türkçe var. Bu kadar. Bugün Yunanca olacak. Ondan sonra yakın zamanda Almancasını almayı planlıyorum. Oo, Fransızca da alırım. Alırsın. Oo, ne basımlar vardır Fransa'da. Evet. Şey güzel değil. Bilmiyorum. Söyleyeceğim, var market şurada. He, markete gideceğiz bu arada. Orada atıştırmalık falan varsa alacağız. Bir yerde akşama doğru yemek yiyeceğiz. Bu güneş gözlüğü çok güzel de... gözüküyor. Bir bakmak ister misin? Güzel. Çok komik oldum retro Yağmur. Retro görüyorsun. Evet de benim diğer gözlüğüm gibi zaten. Bu arada sarı. Gözlük çok komik. Çok komik. Bir de şey sinema gözlüğü gibi kocaman ama fotoğraflarda evet, öyle bir çıkmış azıcık. Sen de çok havalı duruyor öyle bu arada. Mi? Evet. Bunu takıyorum. Tak. Hi Barış. Hi Yağmur. Bak solda bir şeyler var. Nerede var? Solda görmüyor musun? Görmüyorum ula. Antik bir şeyler var. Ula mı? Ya. Bak işte. Ne kadar hoş. Tam bir tatil mekanı. Bu arada herkes çok zengin. Burada bütün Türkler indikten sonra araba kiralama yerlerine akın ettiler. Bütün öyleydi Türkler bu arada. Bavullarıyla gelmişler. Ha evet, bavullarıyla gelmişler. Bence. Biz çok yanlış bir yerdeyiz. Bir dakika. Bir dakika, bu My Market istemişim sahildekimiz. 1.3 Oha, çok uzakta kalmış o. Tamam, ben seni yakındakine götüreceğim şimdi. Yakındaki My Market mi? Evet. İnşallah vardır. Çantaya da doldurduk her şeyi ya. Ağırlık yapıyor ya. Bayağı çarşıdan baştan çıkmışız. Olsun ya, biraz böyle dolanalım işte. Ama dur, çarşıya girip bir şeyler bakacaklar. Bak magnet. Yok. Bu arada saat 2'den sonra burada kimse, herkes çalışmayı bırakıyormuş. Ben dedim bunu. Evet, siesta var. Yağmurun kesin bilgisi. 2 ile 6 arası yanlış bilmiyorum. Yani 2'ye kadar hediyelik, yani hiç kimse kalmıyor. Hediyelik eşya dükkanlarında bir şeyler yaptık. Bizim şu anda planımız şöyle. Saat 2'ye kadar gezecek, bütün dükkanlara gireceğiz. Ondan sonra... Aa, bir şey var. Ana lan! Bu şey... Dedim ya sana, bir tane kadın varmış ilk şair diye. O heykel, bu heykel. Sen nereden biliyorsun? Dedim ya, sende kalırken sabah bir tane televizyon programı izledim diye Midilli Adası'na da. Oha, tamam. Şimdi onu çekelim. Hani? Oh. Ana, iyi denk geldi lan. Saat başı mı ki? Saat başı mı? Hayır, 12. Değil. 1, 12.30, 1. Buçuklarda da mı çalıyor ki bu? Yok, çalmıyor. Bence 1'i 9 kaçtı. Bir şey söyleyecektik Yağmur. Çekim yasak olabilir diye gizli gizli çekmeye çalışıyorum. Parlaklık en kısıkta. Harry Potter'lı Kinder Joy var, istiyor musun? Hani? Şurada. Bak, Bounty. İki tane Bounty, bir tane Snickers. Burası toptan market mi? Niye hem birim fiyatı yazıyor hem toptan fiyatı yazıyor? Toptan fiyatı da etkiliyorsun. Marketten mamalar aldık. Çeşit çeşit. Bu nedir? Ya bu arada ne kadar şey aldık? 4 parça şey aldın. Kruvasan aldın, içeceğini aldın. Kinder şeyini aldın. Joy gibi. Ben 3 parça aldım. Ben 3 parça aldım. 3,5 euro ödedim. 50 cent şeydi de, evet. Ben, sen ne kadar ödedin? Ben 4 ödül maması aldım. 1,90'da. Ve 5,80 ödedim. Yani evet, böyle atıştırmalık bir şey yapmak için bu kadar çok para ihtiyacım var. Ben şurada çekeceğim şimdi.
Çek bakalım, çek. Umay, hoş nasılsın? Geç teyzeciğim, geç. Geç teyze, geç. Bu arada burada, şu an buranın çarşısındayız. Bayağı çarşı buralar, şey var, hediyelikler az bu arada. Çok da görmüyorum. Giyim var. Giyim çok fazla var. Bakın bu. Gözlükçe. Bakacağım mı? Ama burası optik ya biraz. See you. Ne kadar zekice bir isim. Oh wow. Gelecekler. Ne istemiştiniz? Ne diyeceksin? Hadi bakalım. Küçük prens sormaya giriyoruz. Thank you. Evet. 7.70 euro. 6.5'luktan alırız. 6.5 da az değil bu arada. Olsun. Evet, bakınız, içinde. Dur çekil, Nikos geliyormuş. Nikos. Nikos geliyor. Ne zaman geliyor? Ayın 25'inde. Ayın 30'unda da geliyor. Bunu aldık. Yağmur içmiş. Çok hayır, değil yağmur. Ya. Citat geliyor sonra ben ya. Öbürünü alayım. Ama meyve suları böyle zaten. Ne alaka ya? Ben hiç böyle meyve. Yok, bunu beğenmedim. Sınıfta kaldın. Az önce burada siesta'dan bahsettik ya. Hani 2'de kapanıyor dükkana. Burada kapanmaya başladı çoğu. Kapandılar hatta. Sonra buradaki dükkana girdik. Ne dedim? Kaçta kapanıyor? O da dedi ki 9. Sonra Yağmur'da özellikle siesta yok mu burada gibi bir şey sordun. Değil mi? Bizler siesta yiyoruz. O da siesta 3 kere sordu. Tamam, önemli değil dedim, yine olsun. Evet, dedi. O da yine. Ama yok, repeat demiyorum. Algılayamayın. Yani. Sonra sen okey no problem dedi. Adam direkt kulaklığını taktı mal gibi. Evet, bir şeyler söyledi. Neyse. Ki. Teoman'ın şeyi biliyor musun? Nasıl? Mücessiz. Nasıl? Nasılsın? Şimdi yürüdük geldik. Çoğu mağaza kapandığı için kapandı. O yüzden biz şurada 2 dakika oturduk. Çevrede neler var? Yağmur yüksek puanlı restoranların, kahvecileri falan nefse işaretlemişti. Şimdi Aya Yerine Parkı'na geçeceğiz. Orada dolandıktan sonra bir yerde kahve içeceğiz herhalde de ben size tadını su da alalım. En son sen neyi de kapattın elini? Oha, parka geziyorduk en son ya. Evet, ama sonra bir şey yapmadık ki, markete neyse, girdik. Neyse, Yıldırım Belediyesi'ni geçtik. Sonra gezdik dolaştık, market girdik. Daha sonra Çinçançonların kurmuş olduğu bir takım 1 milyonculara, 1 eurocuklara girdik. Euroculara. Hiçbir şey yoktu, geri çıktık. Sonra buraya geldik. Çünkü manzarası inanılmaz. Evet, manzarayı alalım. Bütün gezdiğimiz yerler gözüküyor zaten buradan. Sonra buraya oturduk. Su getirir getirmez dediler ki cheers dediler. Sonra da Yağmur dedi ki buranın frappesi meşhur. Değil mi? Evet. O yüzden biz de frappe söyledik. Çok sevmeyebilirim ama söyledik. Acı bu arada söyledikten 15 saniye sonra geldi. Sonra dedi ki cheers dedi, koydu. Ondan sonra gel cheers yapalım bari. Bir de şey, chocolate. Gel cheers yapalım. Cheers. Bakayım nasıl? Ne? Ama bir bitseydi video, bir kapatsaydım. Hayır, videoda özellikle içtim. Beğenmedin mi? Bir kez daha karıştırdım. Ha sen, ben bakayım nasıl videoya bakacağım zannet. Acı bu arada. Biliyorum. Karıştır biraz ama. Bir daha bakayım. Fiyatı ne kadardı bunun? 3.20. Neyse, şunu tadalım. Tamam, hadi kalka. Kahvenin şeysi. Fena değil, içilir. Git tamam, kapat da sen de iç, yazık beni çekiyor. Çıkacağım şimdi. Bir daha iç, ne olur içmeyin. Bir daha iç. Yağmur çok çirkin. Ne olur bir daha iç. Video için. Her şey reyti kurdu. Yağmur. Çok benziyor. Gerçi onun da tadını bilmiyoruz şimdi. Çok acı böyle.
yapmam. Boğazımı da temizlerdim de ayıp olur diye yapamıyorum. Neyse iğrenç ya, hadi kalkalım artık. Diyet olduğundan dolayı bütün sokaklar boş. O yüzden fotoğraf çekilip çekilip Feribas'a doğru gidiyoruz şu anda. Otobüs 1-2 dakikadır bekliyor ve hiç kimse sollamadı. Bu yol bomboştu bu arada. Ben çekene kadar doldu da. Bomboştu ve hiç kimse sollamadı yani. Aferin. Aa. Netle mi yok ki abi, beni biraz erken bindik. Gümrükte falan bekledik biraz. Evet. Şimdi Yağmur önceden Sakız Adası'na gitmişti. İki adayı karşılaştır. İkisi de aynı. Biraz sıkıcı olabilir. Hı-hı. Çok sokma bence ya. Aynen, çok iyi bu. Baştan başlayabilir miyim? Evet. Tamam. Kal geldi. İki adayı karşılaştır. Birine gitme şansın var bir tane daha. Hangisine giderdin? Bedavaya yollayacaklar. Ya şimdi burada Nike falan vardı. Böyle Nike'ın ürünleri, Adidas'ın ürünleri. Orada onlar yoktu. Buralar bence aynı neredeyse. Sadece burada daha çok mağaza vardı ama Ayvalık'tan buraya geliş daha uzun sürdüğü için burada daha az zaman oluyor. Siesta'nın başlangıcına kadar. Niye ofluyorsun? Oflamadım. Ha tamam. Sakız Adası'na gidişte 9'da biniyorsunuz. 9.20, 9.30 gibi orada oluyor ve o kadar çok insan gitmiyordu. Yani gitmemişti ben gittiğimde. Ve saat hani 10 gibi biz gezmeye başladık. Saat 2'de siesta olduğu için 4 saatimiz vardı. Ama burada hem çok uzun sürdü yol, hem geç kalktı, hem çok uzun sıra vardı. O yüzden yaklaşık yani 12 gibi gezmeye başladık. Evet, belki 11.30, 12 arası. 12. Ve çok az zamanımız kaldı. Biz zaten daha çevreyi tanıyamadık yani. Ondan sonra da güzel gezemedik çok dükkanları. Dükkanlar iki de kapandı yani her yer. Bir şey yoktu yani ama dükkanlarda yani. Zaten ay bir şey demeyecektim. Bir tane magneti zor buldum. Evet, magnet falan da yoktu. Ya Sakız Adası'na gitmek daha kolay. O yüzden galiba Sakız'a giderim. Sonuç olarak. Ne? Sakız çok güzel. Ama burada daha güzel fotoğraflar çıktı. Doğru. Bizim gezimiz yer bu arada merkez kısmı. Onu söylemeyi unutmayın. Evet. Buranın şey mimarisi daha güzeldi. Merkez için yapılan bir blok yok. Birimizi birimi. Çok yorulduk arkadaşlar ya. Bir sonraki videoda ben komple Yunanistan'dayım. Komple. 4 gece 5 gün Yunanistan'dayım. Kavala, Selanik ve Atina'da olacağım. Orayı da vloglayacağım. Geziyorsun valla. Ben gezmiyorum demedim. Biz dedik ki, buraya gelirken dedik ki birbirimize hediye alalım. Ama yarım saat boyunca hani ayrılalım birbirimizden bağımsız. Ama biz bunu bayağı önceden ayarladık. Ve hani Sakız Adası'na gitmeyi düşünüyorduk o zamandan beri. Hani biz birbirimize yarım saat vereceğiz. Ortak bir yer, buluşma yeri ayarlayacağız. Hediyelerimizi alıp geleceğiz. Aynen. Böyle bir limit koyacaktık işte. Aynen yaptık. Hiçbir şey alamadık. Zaten kimse yok. Kimseye bir şey alamadım ki. Ya şey hediyelik bir şey yok yani. Bulamıyorsunuz. Yok. Sakız Adası'nda daha çok vardı bence alacak şey. Gerçi orada da çok yoktu ya. Şimdi yalan olmaz. Ben oradan da hiçbir şey alamadım. Evet doğru, orada da doğru. Kapanıyor falan dedi. Ya sakin, ya bu adalarda çok sakin bir hayat var yani, insanlar bir yere koşuşturmuyor. Böyle herkes böyle keyfi yerinde gayet mutlu yürüyorlar yani. Hiçbir şekilde acele yok. Arabalar, işte gösterdik size, otobüs durdu böyle bayağı 3-4 dakika boyunca durdu. Yol boş olduğu halde kimse sollamadı. Kimsenin acelesi yok yani. Ya bu sakinlik çok güzel yani. Sakinlik arıyorsanız buraya gelin, eğlence arıyorsanız. Gerçi gece güzel olabilir belki. Ama hani günübirlik gezmek için yani sakinlik arayanlar için gayet ideal ve güzel. Çok tatlı. Ben ya çok seviyorum şey bu adaları. Diyecektim. Burada nelere ne harcadık, ne kadar verdik? Otelde. Otelde 20 mi? Total. Ha total. Ben 20 küsür lira harcadım bu arada genel olarak. Lira mı? 20 mi? 20 küsür euro harcadım ben toplam.
Ay ben de galiba 25, ay 35 aldın. Euro harcadım. 12 euro fazla. Ay söyleme yani. Hediyelerim. Belki Mert hediye daha almadı. Ay, kim aldım da söylemeyecektim. Belki evet. İzlememiştir zaten buraya kadar. Mert biraz sıkılıyor. Hepsini izlemiyor. Mert burayı izliyorsan yorumlara yazıyorsun. Evet. Bekliyoruz. Bu da niye izlemiştir herhalde. Ben izlettim. Sonuna kadar izlememiş. O da Red Bull döktüğüm yer var ya orayı evet. Falan görmemiş yani ben izlettim abi, sonradan. Abi bari insan. Ama galiba hiç izlememişti ya. Ay bilmiyorum hatırlamıyorum. Evet niye izlemedin? Kanalıma... Oh my god. Bir şeyler oluyor. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Buradan bence abone olun, buradan bu beğenin. Bu arada. Buradan. Ay, ay bir dakika baştan söyle. Kanalıma abone olmayı, videoyu izlemeyi... Zaten orayı söylemiştin. Şey söyleyeceksin. En iyi videom bu oldu gibi bir şey diyordun. He. Bence en iyi videom bu olmuş olabilir diye düşünüyorum. Bence de. Hem böyle güzel, eğlenceli geçti. Hem de etrafı evet. Çok güzeldi yani o anlamda. Bir de çok yorulduk. Evet. Ay sen duyuyor musun? Duydum. Nasıl duydun? Ve de çok güldük demedin mi? Bir dakika. Güldük mü? Ne dedin? Evet aynen çok güldük. Size bir şey söyleyeceğim şimdi. Hepiniz çıkın çıkın gelin. Yan odaları çok sakin ve çok güzel. Bizi başka bir şey zannedip de atmasınlar. Hapse atmasınlar. Ne yapmadı? Gümrükten geçerkenki şeylere ay, falan. Zaten çekmek yasak. Doğru. Ama burayı anlattık mı bilmiyorum da biraz sıra vardı yani. Bayağı uzun sürdü ve bir de gümrük vergisi ödüyorsunuz. 150 lira. Hayır. Sıkış harç pulu haricinde Ayvalık Limanı'ndan çıkarken 50 lira artı bir vergi ödüyorsunuz. O da aklınızda bulunsun. Buraya gidiş dönüş 30 liraya geldik. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Tekrar Yunanistan'da görüşmek üzere. Görüşürüz.